Pazartesi. Ses kaydısın. Evren abisin. Tamam, güzel duruyor değil mi? Dağınık durmuyor. Efendim. Evet. Tamam, sen deyiz. Tamam. Evet. İstersen alayım abi onu da. Sen zorlanma. Korkma. Tutayım ben, ses kaydı mı o? Her ben tutayım böyle herhalde. Yok. Evet Doğu Bey, merhaba, evet, nasılsınız? Evet, merhaba, nasılsınız, nasıl gidiyor? Teşekkürler, size ne var? İyi geldik işte, ödül verdik. Hı-hı. En iyi kadın oyuncumuza. Siyah seçmiş güzel şekilde. Ben çünkü iyisini seçmekte zorlanıyorum genelde. Sağ olsunlar, en iyisi seçilmiş, takdim ettim. Yürüme konusunda da bir isyanınız vardı. Evet, o her zamanki benim muhtelif isyanım. Ama tatlılık olarak değerlendirmek lazım. Hocam inşallah alamıyordur. Gerçi geldi, izledi defalarca beni. Bir kırmızı bir sorun kart yok. Gelmesin. Asla. Gelmez diye düşünüyorum. Zaten artık bilmiyorum çok yani aynı oyuncularla tekrar çalışmıyor zaten. Hı-hı. O yüzden gelirse de bir şey olmaz. Ne yapalım? Sizin ne yapalım? Gösteriler devam. Hı-hı. İşte dizinin ikinci sezonunu yazıyoruz bakalım. Eğlence modundayız ya. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Şey soracaktım, ödül törenlerini biliyorsunuz, konuşmalar her zaman ön plandadır. Özellikle mesela başka bir ödül töreninde Cem Yılmaz'ın konuşması vardı. Hadise'nin atıyla ilgili bir esprisi olmuştu. Siz nasıl görüyorsunuz o konuşmaları, oradaki esprileri? Siz de bir espri yaptınız çünkü. Ödül töreninde yapılan espriler konusunda Cem Yılmaz mı siz mi? Ciddi misin onu? Hadi bak. İyidir yani, onu bilmiyorum Hadise'nin atını nasıl bir şaka yapmış. Haberim yok ki şakadan. Önce bir plaka verdi. Daha sonrasında verdiği plakadan sonra o arabayı çeker misiniz? Hadise'nin atı var dedi. Hadise'nin atının çıkması lazım diye bir esprisi vardı. Atla mı gelmiş Hadise? Öyle bir esprisi. Neden öyle? Daha sonra da klip çekti Hadise o atla. Bahset geçen atla. Haberim yok şakadan da iyidir ya. Cem abi de iyi şaka yapıyor yani. Vermiş olduğu gösteride de sizin esprinizi kullandı şeklinde haberler çıkmıştı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Valla benzer bir konuyu ele almışız da, yani benim esprimi kullandı diye bir şey iddia etmedim ben. Aynı şakayı, yani benzer bir şaka yapmışız. Olabilir, Allah diye ki küren aslandı tema. Benim babamın tapulmalı değil hayvan. Ortak bir unsur yani, herkes kullanabilir. Ama onunkisi yayınlandığı için, hani ben ondan almış gibi bir duruma düşecektim. Bunun önüne geçmek için ben hani Harbiye'de zamanında yapmıştım demiş, bulunmaya çalıştım. 80 tane tens kullandım bu cümlede. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi stand-up gösterileri tek kişilik oluyor ya. İki kişi böyle Cem Yılmaz'la aynı sahnede yer alsanız iki stand-up gösterisi. Yani tek iki kişi aynı anda tek stand-up gösterisi nasıl olur? Ne sorsak da şey malzeme çıksa gibi bir durum bence burada. Ha, ne diyorsun? Olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Kime dinleyecek seyirci? Sen seyirci olarak sence olur mu? Hani gittin gösteriye hangisi şaka yapacak? Ne olacak şimdi olmaz mı? Ama hiç Türkiye'de ve dünyada... Bir şeye dönüşür yani. Başka bir şey olur. Stand-up olmaz. Ama Cem abi seviyorum ben. Onunla yani her şey yapılır ya. Bergen filmini izlediniz mi? İzlemedim. Vallahi izlemedim. Vallahi izlemedim. Çok güzel, başarılı gidiyor gişede. İnşallah böyle de gider. Güzel. Seviyor halkımız. Dram. Tatlı. Oyunculuğu nasıl buluyorsunuz Farah Zeynep abi? Çok başarılı ya. Ne diyelim? Bayağı iyi bence. Oyunculukta gerçekten iyi. Amerika'daki bir film festivalinde daha öncesinde bir birlikteliğiniz olmuştu. Aha. Erken kapanmıştı fakat. Erken mi kapanmıştı? Bitmişti. Festival mi şey mi? Birlikteliğimiz mi? Evet. O zaman zaten yeni başlamıştı. Yeni başlayıp yeni mi bitti? Nasıl evet, oldu? Evet ya işte. İnsanların hayatında ilişkiler olur, biter. Bunu da merak ediyorum. Son olarak soracağım. Mesela ilişki bitti, bittikten sonra bir filmde görüyorsunuz. İzliyorsunuz. Mesela izlememişsiniz Bergen filmi. İzleyince ağlıyorum, peki... Nasıl ağlıyorum biliyor musun? Gözyaşlarım sel. Geceleri uyuyamıyorum. Bergen diye. Yok, öyle bir şey olmuyor ya. Geçti gitti lan öyle. Sende oluyor mu eski kız arkadaşın düşünüyor musun? Instagram'da falan karşına çıkıyor. Yok ben unutuyorum, siliyorum diyor. Öyle olmak lazım. Öyle en mantıklısı. Siz de öyle mi yaptınız? Valla işte hani eski kız arkadaşın falan bilmiyorum hani ünlü olunca tabii daha çok görüyorsun. Ama neticede bitmiş gitmiş oluyor yani. Ne düşüneceğim ki? Hani hiç öyle bir şey gelmiyor aklıma. Peki, çok teşekkür ederim. Eyvallah bro, teşekkürler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Fotoğraf alabilir miyim? Tabii. Doğru evinin numaranızı alabilir miyim? Bir daha darlamamak adına.